Və Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ilə bağlı biz dünəndən bəri artıq müzakirələrə başlamışıq. Dünən studiyamızın bir neçə qonaqları oldular ki, forumun əhəmiyyətindən, özəlliyindən bəhs etdilər. Hal-hazırda daha bir qonağımız var ki, bu forum ətrafında fikirləri ilə bölüşəcək. Halil Akınçı bizim studiyamızdadır, Türk Konseyi Baş Katibi. Salam, sabahınız xeyir olsun Halil bəy. Xoş gəlmisiniz. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Xoş bulduk. Bizim studiyamıza, proqramımıza və bir çox məsələlər var, bəzi mətləblər var ki, bugün söhbətimiz əsnasında həmin mətləblərə aydınlıq gətirmənizi xahiş edəcəm. Amma ilk əvvəl bugünlərdə Bakıda keçirilən ən mühüm tədbir Beynəlxalq Humanitar Forumdur ki, bu forumla bağlı istərdim fikirlərinizlə bölüşəsiniz. Buyurun. Şimdi bu forumun birincisi geçen sene yapıldı. Ben Bəli. Ona da katıldım. Gene orada da konuşmacıydım. Bu sene ikincisi yapıldı. Katılım bu sene biraz daha iyiydi. Çünkü geçen yıl ilk bir acemilik devresiydi. Şimdi artık daha iyi. Tabii her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı, devlet başçısı Sayın İlham Aliyev önce bir kapsamlı bir konuşma yaptı. Forumda tartışılacak her konuda fikrini açıkladı. Belki forumu yapmasak da sırf Cumhurbaşkanı'nın sözlerini kayda alsak forum yapılmış gibi olacaktı. Və qeyd etdiniz ki, ötən ildən fərqli bəzi məqamları siz müşahidə etdiniz bu ilki forumda. Mən istərdim bu barədə bir qədər geniş məlumat verəsiniz. Hansı özəllikləri ilə bu ilki forum ötən ilkindən fərqləndi? Şimdi aynı çizgidə, fakat daha da ileri. Məsələ, devlet başkanlarından daha fazla katılan vardı. Aha. Şimdi eski devlet başkanlarının katılması şunu gösteriyor. Şimdi bunlar devlet tecrübesi var ama artık görevde değiller, vazifede değiller. Vazifede olmayınca düşüncelerini daha rahat söylediler. Sonra Nobel mükafatı kazananların konuşmaları daha da enteresandı, daha da maraklıydı bu sene. Mesela İsrail'den bir Nobel kazanan kimyacı dedi ki, biz fen eğitimine 5 yaşında başlıyoruz dedi. Şimdi bu dünyada olmuş bir şey değil. 5 yaşındaki çocuğa ciddi ciddi fen öğretmeye başlıyorsunuz. Sonra İngiltere'den gelen başka bir iktisatçı, kalkınmayla Nobel mükafatı kazananlar arasında, kalkınmayla milli gelir artmasıyla halkın refahı arasında, halkın memnuniyeti arasında bağlantı pek olmadığını gösterdi. Bu da hep yeni şeyler. Böyle. Demek ki alışılagelmiş fikirlerin dışında yeni fikirleri forum ortaya çıkarabiliyor. Ben de bugün burası bittikten sonra multikulturalizm konusundaki diğer bir masaya gideceğim. Multikulturalizm nedir? Bunun hudutları nedir? Eskiden nasıldı? Herhalde onları tartışacağız. Galiba en kalabalık masada bu olacak. Aydındır. Teşekkür ederim size. Ben bir məqamı istəyirəm, vurğulayım Halil Bey. Hem sizin dikkatinizə getirim, hem bizi izleyen tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, bu dəqiqələrdə onlar bizi təkcə izləmirlər. Hem de bizi izləmək imkanı olmayan insanların bu dəqiqələrdə bizi radio vasitəsilə dinləmək imkanı var. Belə ki, bizim proqramımızın bax, bu bölümü, bu forumla bağlı etdiyimiz müzakirə, qonağımızın fikir və söhbətləri İctimai Radio 90 FM dalğası ilə də yayımlanır. Və biz büyük hörmətlə bizi dinleyen insanları da, dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Onlara da uğurlu, mənalı gün arzu edirik və əlbəttə ki, tamaşaçılarımıza da yeni günü düz saat 12-yə qədər izləməyə səsləyirik. Qonağımız Türk Konseyini Baş Katibi Halil Bey Akıncıdır və keçirilən humanitar forumla bağlı müəyyən ilkin fikirlərini artıq Halil Bey təqdim etdi. Halil Bey, Türk Konseyinin adını çəkdi. Bir qədər istəydi, bax, onun fəaliyyəti ilə bağlı qısa bir məlumat təqdim eləyəsiz tamaşaçılar. Şimdi bu Türk Konseyi, daha doğrusu Türkçe konuşan devletler işbirliği konseyi, 2009 Nahçıvan Antlaşması ile kuruldu. 2010 yılında da ben başkatip olarak seçildim. Dört devlet başçısı tarafından. Almatı'da ilk zirveyi yaptık. O zirvenin konusu, o zirvenin mevzuu ekonomik işbirliğiydi. Bu sefer Bişkek'te yaptığımız zirvenin de mevzuu eğitim, bilim ve kültür işbirliğiydi. Fakat önemli olan zirveden önce Maarif Nazırları toplandı. Kültür Bakanlıkları temsilcileri toplandı. Mesela Maarif Nazırları'nın toplantısında bir takım kararlar alındı. Ortak ders kitapları hazırlanması, ondan sonra öğrenci mübadelesi, talebe mübadelesi, üniversiteler arası birlik kurulması,
Kültür Bakanları Bakanlıkları toplantısında da Sinemacılar Birliği kurulması, Sinemacılar Birliği kurulması ve Yazarlar Birliği kurulması. Daha sonra da zirve sırasında bazı anlaşmalar imzalandı. Mesela Kültürel Miras Fonu Bakü'de kurulacak. Astana'da kurulacak olan, hali hazırda mevcut olan ama milletler arası bir hale getirilmiş olan Türk Akademisi, bu konuda anlaşmalar imzalandı. Ve gelecek sene içinde Azerbaycan'da yapılacak zirvede neler konuşulacak, ne gibi hazırlıklar yapılacak, onlar konuşuldu. Demek ki bu sözü geden hakkında danıştığımız Bişkek Sammiti ki var. O tekçe Bişkek için yok, Türk dilli diğer devletler için de faydasıyla seçilecek tabii, bir sammiti. Düzdü mü? Tabii. Aha, bak, bir kadar ben isterdim bu sammitin miqyasını da dile getiresiniz. Yani siz söylediniz hansı ülkelerde ne kimi forumlar, sammitler geçirilecek. Ama netice itibarıyla kararlar ki kabul edilecek, neticelere ki gelinecek, onun faydası, semeresi neden ibaret olacak? Faydası, semeresi şu. Geçen sene söyledim, ekonomik işbirliği dedik. Hı hı. Ekonomi Bakanlarını iki defa topladık. Sonuncusu Bakü'de yapıldı, Ekonomi hı hı. Bakanları toplandı. Orada işçi grupları var. İşçi gruplarının aldığı kararları Ekonomi Bakanları. Mesela ulaştırma konusu, yani nakliyat konusu en mühim şey. Hazar Denizi nasıl geçilecek? Hı. Nakliyata bağlı olarak gümrük meseleleri nasıl hallolacak? Çünkü gümrük en büyük problem. Bel. Şimdi Nahçıvan'da Azerbaycan Gümrük Bakanlığı'nın başkanlığında, ev sahipliğinde toplantı yapıldı. Bugün öğleyin bitecek. Ben oraya katılamadım. Benim yardımcım var Azerbaycan'dan. Hı-hı. Kısmet Güzelov, o katıldı heyetle beraber. Yani gümrük meselesini nasıl kolaylaştırırız? Bu nakliyat meselesini nasıl hallederiz? Mesela Hazar geçişi. Şimdi Azerbaycan Hazar geçişini kolaylaştırmak için 4 tane gemi aldı. Hı-hı. Yani bundan sonra kamyonlar orada beklemeyecek. Bir nevi deniz köprüsü olacak. Çin'den çıkan bir kamyon, bizim planlarımıza göre, Çin'den çıkan bir kamyon kesintisiz bir şekilde Hazar geçişinin tamamlanmasıyla, Bakü-Tiflis Ceyhan'ın tamamlanmasıyla İstanbul Boğazı'nın altından geçerek gidecek. Yani Çin denizden malını gönderirse 18 bin kilometre yol açacak, bizim üzerimizden gönderirse 8500 kilometre yol açacak. Böyle somut, elle tutulur bir planlarımız var. Aynı şekilde eğitim, marif yönünde de böyle kararlarımız var. Mesela ortak ders kitapları, tarih kitabı olacak, Bele. Ortak edebiyat kitabı olacak. Şimdi bunlar yavaş yavaş Türk dünyasını, gençlerini birbirine yaklaştıracak. Akademi bizim geçmişimizle ilgili doğrudan doğruya araştırma, inceleme yapacak. Kültürel Miras Fonu da zaten mevcut olan Türk soyu destekleyecek. Arkeolojik araştırmalar dahil. Türk kültürünün elle tutulmayan mirası. Mesela elle tutulmayan miras ne demek? Halk dansı. Veyahut da bazı adetler. Böyle, böyle. Elle tutulan miras ne demek? Eskiden kalma harabeler. Bizim eserlerimiz mesela Şirvanşahlar Sarayı. Böyle. Öyle bir. Ve bunlar arasından yine Astana'da bundan iki hafta önce bir toplantı daha geçirdik. Astana'da da UNESCO'ya bunlar teklif edilecek. O kararlar aldık neleri seçeceğiz diye. UNESCO'ya bunlar teklif edilecek. Ve bunların keşfi, tamiri de bu fon vasıtasıyla yapılacak. O zaman dünya miras sitesine dahil olacak. Yani dünya daha biz Türkleri pek tanımıyor. Biraz Avrupalıların gözü kör olduğundan bizi görmek istemiyorlar ama gözlerine sokacağız. Aydın da. Halil Bey, Bişkek Sammiti enenevi olarak her il mi geçirilecek bir sammitti? Şimdi her sene bir devlette olur. Geçen sene mesela Almatı'daydı, Kazakistan'daydı. Aydın'dı. Ondan önce İstanbul'daydı. Bir Kırgızistan'daydı. Alfabe sırasına göre gidiyor. Şimdi aha. Bakü'de olacak. Aha. Bakü diyeyim, Bakü bilmiyorum. Azerbaycan'da olacak. Aha. Azerbaycan neye karar verirse o şehirde olacak. Aydın'dı. Ve ben istiyorum bir meseleye de siz dikkatinizi yetiresiniz Halil Bey. Bugün madem ki Azerbaycan'dasınız, madem ki odlar diyarındasınız, bugün bizim Azerbaycan'da bu forumla yanaşı hem de önemli bir gündü. Bugün müellimler günüdü, hocalar günüdü ve her bir insanın elbette ki boya başa yetmesinde, onun formalaşmasında hocaların çok büyük bir rolü var. Yakin ki razısınız bu fikirde. Tabii hocaların çok büyük rolü var. Zaten
Azerbaycan'da millet birbirinden konuşurken iltifat etmek için müellim der. Böyle. Müellim yani. Müellime. Ha, bu bile gösterir. Müellim müellime. Türkiye'de de hocam diyorlar şimdi. Hocam değiller. Bu arada Avrasya Üniversitesi de bana fahri profesörlük verdi. Ben de hoca sayılırım. Aha, ne yakışır. Tebrik ederiz sizi. Ama tabiatıyla nereye geldiysek, ben işte başından itibaren gerek ilkokulda, gerek ortaokulda, gerekse üniversitedeki hocalarım olmasaydı herhalde burada oturur olmazdım. Elbette. Elbette. Onlara çok şey borçluyuz. Onlar bizim ışığımız. Onlar bizim kalbimize iman veren insanlar. Onlar bize yürümekten başlayarak yazmayı, evet, okumayı, düşünmeyi öğreten insanlar. Belki toplum içinde en fazla hürmeti hak eden insanlar müellimler. Teşekkür ederim. Ben eminim ki müellimler memnunlukla sizin tebrikinizi, ürək sözlerinizi kabul ettiler. Ve söhbətimize forumdan başlamıştık. Elə forumdan bağlı bir sualla da istedim yekunlaştıraq Halil Bey. Buyurun. Sözü gedən humanitar forum təkcə bir sahəni yox, bir neçə spektri, bir neçə sahəni özündə birləşdirən bir forumdur. Tabii, bak, bunun dəyərini necə dilə gətirərdiniz? Şimdi bakın, bir müsbət bilim var. Bir de sosyal bilimler var, toplumsal beli, bilimler var, içtimai bilimler var. Beli. Müsbet bilimlerde de mikrobiyolojiden tutun da diğer sahalara nazaran da gene görüşler, değirmen masalar var. Beli. Yani öyle bir şey ki bir insan ilerlemesinin, insan terakkisinin temelli teşkil eden bilimsel buluşlar bir yandan değerlendiriliyor. Bir yandan da bunun toplum hayatına yankıları değerlendiriliyor. Mesela multikültüralizm doğrudan doğruya toplumun yapısıyla ilgili. Böyle. Şimdi bugün multikültüralizm, yani kimisi bir dili konuşur, kimisinin başka adeti vardır ama aynı devletinde yaşamak durumundadır. Bu multikültüralizm nasıl korunur? O konuşulacak. Aynen. Ama bunun devlet bütünlüğünü bozmaması lazım. Aynı şekilde bilimsel sahada, mesela bahsettim, İsrailli bilim adamının, Nobel kazananın 5. yaştan itibaren bilim öğretilmesi, fen öğretilmesi. Böyle. Bu dünyada yepyeni bir şey ve hepimizin de taklit etmesi gereken bir şey. Bu tip fikirler çıkacak. Herkes bu forumda birbirinden öğrenecek. Yani müsbet bilimden, sosyal bilimden bir araya gelecek. Ve insanlık yararına da bir takım ortak fikirler ortaya çıkacak. Forumun gayesi bu. Aydın'da. Gittikçe de olgunlaşıyor forum. Aydın'da. Teşekkür ederiz size Halil Bey. Çok sağ olun. Verilişimizdeki iştirakınıza göre işlerinizde uğurlar dileriz size. Sağ olun. Ben de uğurlar dilerim. Minnettarıq. Ben bir daha tamaşaçılarımızın yadına salıram ki, bu seher bizim forumdan əlaqəli qunağımız Halil Akıncı idi. Türk Konseyini baş katibi. Programımız devam edir, əziz tamaşaçılar. Sabahınız xeyir, seherleriniz aydın olsun. Dağlarımız, düzlerimiz birbirine benzeyir. Dağlarımız, düzlerimiz birbirine benzeyir. Canlar alan kızlarımız birbirine benzeyir. Canlar alan kızlarımız birbirine benzeyir. Ayrılmayan bir ürektir Azerbaycan Türkiye. Bir sine de bir ürektir Azerbaycan Türkiye. Birlektir Azerbaycan Türkiye, bir sine de birlektir Azerbaycan Türkiye, bir sine de birlektir Azerbaycan Türkiye, bir sine de birlektir Azerbaycan Türkiye. Bakı elə daim İstanbul'dan danışır. Doğma Bakı elə daim Ankara'dan danışır. Ağrı Dağı Kəpəz ilə Qoşqar ilə yanaşır. Ağrı Dağı Kəpəz ilə Qoşqar ilə yanaşır. Ayrılmayan bir ürəkdir Azərbaycan Türkiyə. Bir sinə də bir ürəkdir Azərbaycan Türkiyə. Bir sinə də bir ürəkdir Azərbaycan Türkiyə. Bir sinə də bir ürəkdir Azərbaycan Türkiyə. Bir sinə
Azerbaycan Türkiye. Bir sine de bir ürektir Azerbaycan Türkiye. Beləliklə, biz proqramımızın birinci bölümündə keçirilən Beynəlxalq Humanitar Forumdan bağlı məlumat verdik tamaşaçılarımıza. Növbəti bölümlərimizdə də ən son məlumatlar əldə olunduqca onlar sizə təqdim olunacaq. Amma bizim digər bölümlərimiz bizim əziz xələf müəllimlərimizə aid bölümdür. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Əziz müəllimlər, siz dünyanın ən gözəl sözlərinə layiqsiz. Siz o qədər lazımlı insanlarsınız. Siz o qədər vacib şəxsiyyətlərsiniz. Çünki siz şəxsiyyətlərin formalaşmasında və dünyaya təqdim olunmasında ən önəmli rol oynayan şəxslərsiz. Allah sizə can sağlığı versin və nə yaxşı ki, Azərbaycanın güclü müəllimləri var və güclü müəllimi olan ölkəyə zaval yoxdur deyirlər. Müəllimlərdən söz düşmüşkən bugün biz onları təbrik eləyəcəyik ən gözəl sözlərlə, ən gözəl nəğmələrlə. Mən nəğmələrdən söz düşmüşkən bizim bugünkü musiqili qonağımızı istəyirəm dəvət eləyim. Əslində bugün onun da bayramıdır. Çünki o da pedaqoji fəaliyyətdədir. Özdə bir neçə illər davamlı şəkildə pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Milli Konservatoriyada Muğam şöbəsində dərs deyir, tədris edir yeni yetişməkdə olan nəsli. Bugün isə bizim studiyamızdadır. Həm tamaşaçılarımız üçün, həm də müəllimlərimiz üçün bir-birindən gözəl nəğmələrini, musiqi sovqatını yetirəcək. Mən böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanın əməkdar artisti Gözəl xanım Gülüstan Əliyevanı dəvət edirəm. Buyursun. Dağlar açtım gülüm, gülüm seni görürüm ben. Dağlar açtım gülüm.